Ama bu kaderimizi de değiştirebiliriz aslında. Mesela şimdi yayın açıyorum. Mesela yayındayken bir anda bir şey olabilir. Farklı. Ama mesela bu yayını açmak yerine mesela salonda otursam bir anda bir şey olabilirdi. İşte kaderini kendin de değiştirebiliyoruz. Ama ne zaman öleceğini sadece değiştiremezsin. O harbiden de kaderinde yazılmış bir şey. Bana hiç gelmedim. Kahramanmaraş'a bekleriz. Teşekkür ederim abim, gelirim. Eyvallah canım, siz daha güzelsiniz. O güzel gözlerinizi öperim. İçeride oturuyor. Seviyorum, evet. Top, bak top beni sinir ediyor. Tövbe yarabbim. Ezik var oğlum. Ne var, ne istiyorsun benim yayınımdan? Yigit lan, değişik. Kanka baksana, bak bak bak. Allah'ın değişi. Atma lan. Atma lan! Atma lan! Atma! Tikim var benim, atma, yapma bunu bana! Bak inadına yapıyor, inadına yapıyor, değişik. İnadına yapma arkadaşlar, yapıyor, ne yapıyor bu? Yapma lan! Ne alaka? Yapma lan, hoş geldin. Semih akraban mı? Semih benim dayı oğlum arkadaşlar. Çile ne? Çile. Ya Semih yapma Semih. Allah seni kahretmesin Semih. Dayanamıyorum artık. Yapamıyorum. Böyle şeyler kaldıramam. Sadece Kral TV. Ya yapmayın aga, yapmayın. Yapmayın. 20 yaşındayım. Aileyim der misin? Aileyim canım benim. Konya selamlar. Aga ne yapıyorsunuz ya? Semih senin mükreminle aldatırsa tepkin ne olurdu? Zaten aldatıyor arkadaşlar. Semih her zaman aldatıyor beni. Mükrem'in hem de. Mükrem'in asıl çocuğunun sahibinin kim olduğunu biliyor musunuz? Gerçekten Semih. Bir aralar çok üzüldüm. Ama yapacak bir şey yok. Ben şimdi ne oluyorum? Yani Mükrem'in benim şu an kıvam mı oluyor? Kıvam oluyor. Yazıklar olsun, yapacak bir şey yok. Alışkınım ya. Semih benim üzerime çok kuma getirdi arkadaşlar. Meriç'i getirdi, Heves'i getirdi, Doğan'ı getirdi, Mustafa'yı getirdi. Beni hep aldattı. Başka şeyler yaptı ama yapacak bir şey yok yani. Vallahi abi, Yaz abi, Semih beni çok aldattı. Hem de çok. Özellikle Mükrem'inle, bakın dediğim gibi. Gerçekten doğru. Yani bunları gelip burada söylemek istemezdim ama harbiden yaptı yani. Benim de artık bir kıvam var. Yıllardır manikürüme gidemiyorum. Mükrem hem de Semih'ten hamile. Bunları söylemek istemezdim. Ama artık söyleyeceğim yani. Harbiden Onur eğer ki Mavi doğarsa bil ki Semih'ten arkadaşlar. Abacan benim samimiyetim aynı. Hiçbir zaman samimiyetinden özgün şey vermedim. Yani bilmiyorum siz ne olarak bunu söylüyorsunuz ama seviyorum. Seviyorum arkadaşlar, seviyorum. Her ne kadar benim Mükrem'in aldatsa da Semih'i seviyorum. Yapacak bir şey yok. Doğumu ne zaman? Ben şimdi o bebeğin üvey annesi mi olmuş oluyorum? Heves nerede? Gökçe aşkım Heves. Heves Antalya'da. Ben dedim gitmeyin. Yapmayın böyle şeyler ama yaptılar. Yapacak bir şey yok yani. Bırakın gelsin. Gel hele, gel gel. Zor. Aşkın tövbesi zor oluyor. Severken gitmesi zor oluyor. Severken hep ağlama. Geride kalanlardan yadigar oğlumu. Yayınlar teşekkür ederim. Çocuk doğmuyor ki. Vallahi bilmiyorum yani. Abi şu an yanında ne telefon var? Tabii Semihlerin ikişer tane telefonları var. Biz de ne yapalım? Bir tane telefon var. Bir telefonumuz yok ki. Benim Onur'umun babası yok, yok, yok. Telefonu kim tutuyor? Tripod tut. Tripod. Tripod. Tripod tutuyor. Benim Onur'umun babası yok. Onur'umu kaybedeli yıllar oldu. Aşkım şu an müzik açacak bir şeyim yok. Nasıl açabilirim? Ben hiç kimseyi aldatmam arkadaşlar.
aldatmak bence kafelerin işi. Ciddi ciddi söyleyeyim yani. Bir insanı sevmiyorsan hani aldatmak yerine direkt ayrılabilirsin mesela. Yani bunu düzgünce dile vurabilirsin. Ama yani bence çok saçma yani aldatmak harbiden. Şerefli insanların işi değil. Şerefsiz insanların işi. Aldatmak sadece ayrıyetten bir insanla birlikte olmak falan değil. Mesela o insana bakmak, ilgi duymak bile bir böyle içinden bile bir insanı aldatabilirsin. Ama bu bilmiyorum. Farklı ya. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. İnsanı sevmiyorsanız ne oyalayın ne de şey yapın. Ayrılın. Ayrılın. Aldatmaktansa en azından şerefli ayrılın. Bence daha mantıklı. Uğurlu sayın kaç? 5 aşkım. Bilmiyorum. Bildiğim bileli 5. Konu ne? Yazdım ona. Abi ben genel konuşuyorum. Yani Mineciğim aşkım genel konuşuyorum. Aldattın mı diye sordular mı hiç? Ben dedim ki Mükremin de beni aldattı Semih ama Göze YouTube Geceleri Yak yazsınlar. Arkadaşlar YouTube'a Geceleri Yak yazın. Abimin efsane bir şarkısı. Genel olarak konuşuyorum yani. Aldatmak güzel değil. Biraz sohbet yeni açmışım. Kapatacağım zaten. Ben de genel yazdım. Cansın abim. Kalp yapıyor musun? Dur burun değil. İsmail'e hoş geldin. Mükremin annesi başlık parası isterseniz tepkiniz ne olur? Mantıklı kız. Ben olsam yapardım. Neyse gençler, bugünlük PK'mızın sonuna geldik. Belki gece 2 gibi tekrar açabilirim. Ama ve lakin güzel bir yayında. Biraz yorgunum. Bak benim sesim falan şu an sıkıntı. Aslında yayın açmayı bile çok düşünmüyordum. Ya da bugün kendimi dinleneyim. Mineciğim aşkım çok şeyim. Açarsın sen. Gökçeciğim aşkım. Eğer ki sesim iyi olursa açarım. Saçlarımı daha dün yıkadım. Bakınıza. Öyle bir saçlarım var ki. Diyorum ki her gün yıkamayayım. Yine yağlanıyor. 2 gün bırakıyorum yine yağlanıyor. Ne yapmam lazım? Yarın açayım. Ya, bugün dinleneyim mi güzel kendimi? Bugün çünkü çok yoruldum ya. Aşırı derece yoruldum. Bunları çatal niyetini kullanıyor. Seviyorum sizleri. Ayağında kundura, ayağında kundura, yar gelir doya doya, yar gelir doya doya, ayağında kundura. Sesim şey şu an çıkmıyor ki. Ne söyleyeyim? Size komik bir tane şarkı söyleyeyim de bakayım. Ne söyleyeyim? Yazın bakayım. Bari giderken komik gidelim. Ayağından ne geliyor? Aşkım onu bilmiyorum. Ölümü hatırla. Onu da bilmiyorum. Kız! Bildiğim bir şeyler söyleyin. Aslı Güler hamileymiş. Ne düşünüyorsun? Bir aralar Ece ile dalga geçiyordu. Öyle bir şey görmüştüm. Fıkfıkçı mı demişti Ece'ye Aslı? Şu an o zaman kendisi fıkfıkçı oluyor. Ya gene ben şu an karnındaki çocuğa asla laf etmem. Allah gerçekten hayırlısı neyse o olsun ama bilmiyorum ya. Her şey böyle çok normalleşmiş ya TikTok'ta. Bilmiyorum ya, çok farklı. Gazeteciler seni bekliyor. Ne zaman geliyorsun? Abim geliyorum. 12'sinde oradayım. Her şey çok normalleşmiş. Hiç beğenmedim. Sesiyle de video çeker o. Aşkım yapar. Ben bilmiyorum ya. Yani kendisini pek tanımıyorum ama. Hatta birkaç tane birine laf söylemiştim. Onu kendi üzerine alınmış bayağı. Zoruna gitmiş bana laf söylemiş. Ama sıkıntı yok. Demek ki bir insan bir şeyleri yapıyorsa gocunur değil mi? Yarası olan gocunuyor. Hayırlısı olsun yine. İnşallah bebeği güzel şey yaparlar yani. Bakarlar. Yani benim sadece kastım şu mesela. Ece ile dalga geçmişti diye biliyorum. Ece ile dalga geçmişti işte. Hamile kalmış diye. Ece'nin karakteri bence yani şeye bin basar.
geçti, işte şu an kendisi yaşadı. Demek ki büyük konuşmamak gerekiyormuş. Herkese salladı o. Aşkım ya, daha ne diyeyim ya. Bak TikTok çok şey yapmıyordum ama mesela eskiden görmüşlüğüm var. Mesela eskiden çok linçleniyordu. Sonra bir ne yaptı, saçını mı ne kazıttı bu, bir şeyler yaptı. Bir anda şey oldu mesela. Yine sevmeye başladı. İnsanlar bir duygusallık seviyor. Böyle bir insan dobra dobra açık açık şeyleri söyleyince bu insanlar sevmiyor. İnsanlar harbiden böyle yalan söyleyen insanları daha çok sever. Dobra insanlar olunca olmaz. Aşkım, birilerini sallanarak her zaman izlenir bence. Önemli olan kendini izletmek. Birine sallamadan bence. Sıkıntı yok aşkım ya. Ya Cansın, Yavuz abim. Neyse gençler, bugünlük... Ya da bir tane şarkı söyleyeyim bakayım. Ayağında kundura. Film salınacak, kopacak gibi kız. Gelir yar doya doya. Size şeyi söyleyeyim. Bir tane şey vardı. Vay. Aynı benle aynısın. Emre teşekkür ederim. Ev turu mu yapayım? Aslında güzel kızsın. Aşkım neden her şey güzelliğe? Bakma mesela ben şöyle konuşayım. Bak hiç konuşmadım öyle. Mesela bu TikTok'ta her şeyi güzelliğe vuruyorlar. Bak ben mesela kendi hemcinslerimi çok seven bir insanım. Özellikle mesela kızları harbiden seviyorum. Diyorum bakın ne kadar güzel, ne kadar kaliteli, ne kadar şey. Mesela kimse bana bulaşmadan ben hayatta bir insana bulaşmam. Bir insan harbiden bana bulaşmışsa hayır zorun ne yani? Neden bulaşırsın mesela? Bir de seven bir insanım. Ben de çirkinim. Ya Yavuz abi ya, estağfurullah öyle şey olur. Öyle şey mi olur? Güzellik herkese göre değişir. Sana göre mesela ben güzel olabilirim. Başka sana göre çirkin olabilirim. Bu güzellik neye göre mesela güzellik? Bilmiyorum. Dış görünüşü Serap Hanım olsa ama seni seviyorum. Aşkım bak bu konularda hiç konuşmadım. Bir insan eski sevgilisi diye ben o insandan nefret etmem. Olabilirsin. O insanı tanımıyorum etmiyorum. Ben insandan neden mesela nefret edeyim? Ben herkesi severim arkadaşlar. Bir insan bana laf söylemiyor, ben insanlara laf söylemem. Çünkü benim o insanlarla hiç muhabbetim olmadı mesela. Sıkıntı yok ya aşklar. Oy bebişim, sıkıntı yok aşkım. Herkes istediğinin fanı olabilir. Herkes herkesi sevebilir. Birinden nefret ediyorsun diye... Bilmem çok öyle var ya, sıkıntı değil. Ben de kolay kolay kimseden nefret etmem yani. Avincin canım, bugün makyaj sörmemişsin. Yo sürdüm aslında. Gözlem aşkım benim. Şarkı patlat. Ne patlatayım? Ne söyleyeyim? Ben ederim. Ne dersin aşkım? Ne söyleyeyim canlar şarkı? Ayağın. Ya benim ağzıma taktınız ya. Kondura. Size koru söyleyeceğim. Hazır mısınız? Gökhan Doğanay söyle. Tamam abi söyleyeceğim. Dur. Çile. Çile böyle böyle. Allah ablanız kurban olsun size. Bir tane şarkısı vardı bir de. Bülent Ersoy'un çok söylüyordum. Hangisiydi o? Bülent Ersoy'un bir tane bildiğim bir şarkısı vardı ya. Ay bir şey... Kar azgın yangınlarda can evim cirim yanıyor. Zar çok zar ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. Çile. Senin gibi kaynanayı kahretsin. Aşkım doğuracak. Hem de Mükremi'nin.
Onurumun babası yok. Benim yavrum, benim babası yok ki bir şeyler alsın. Aslında eğleniyorum ya. Sesini ilk nereden keşfettin? Sesimi aşkım ilkokuldaydım ya. Kaçtım ama. Böyle şeyden keşfettim. Hocam ilkokul öğretmenim şey diyor. İşte böyle hani sırayla bir kitaptan okuturlar ya mesela sana kız şeyini verir, sana erkek şeyini. Bir anne olur bir kitap okuturken böyle sınıfın içinde sesle. Ben de böyle şey yapmıştım. Bana işte dede şeyini vermişti. Böyle ben de böyle okuyordum. Mesela bir tane cümleyi okuyayım burada. Abla zor aşkın tövbesi zor oluyor. Söyleyin abla. Pepe aşkın zor oluyor. Bundan bir başladım sürekli böyle konuşmaya falan başladım. Kavga olaylarını anlat. Aşkım onlara girmeyelim. Ben kavga sevmem. Kavga güzel bir şey değil. Şaka maka değil. Bir insan sizi zorlamadığı sürece bir şeyler yapmayın. Bir şeyler yapmayın bence. Girmeyelim. Kavga konularına girmeyelim. Neyse aşklar sizi çok seviyorum. Güzel bir şey oldu. Annem de çok güzel kekse çıkarıyor. Vay 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 vay. Kavga çok iyi bir şey bence. Yani şöyle diyeyim. Saç baş aşkım. Bence kız dediğin saç baş girmez ama abi. Yok mu öyle? Şimdi tırnaklarıma yazık. Ama mesela ayaklarımda o kadar çok tırnak uzatmadığım için mesela tekme atabilirsin, yumruk atabilirsin. Yumruk attığında şu kadar sıkıntı olmaz mesela. Ama mesela yolmaya çalıştığında şu tırnaklar sıkıntıya yaratabilir. Ama ne zamanki içime doğdu mesela, ne zamanki tırnaksızın bir iki kavga etme zamanım gelmiştir. Ama ayıp, ayıp. Olmaz. Olmaz. Şaka yapıyorum. Kavga güzel bir şey değil. Bir insan sizi çok zorlamadığı sürece şiddet asla meyilli bir insan değil. Ne yapıyorsun Mahmut abi? İyi Mahmut. Harbiden bir insan bana ilk vuruyorsa kavga ederim. Vuruyorsa kendi kaşınıyordur çünkü. Ama vurmadığı sürece size bir şey değil mi? Kavgadan daha çok mesela bir insana böyle şey sözlerinle böyle kavga edeceksin ya. Sözlerini yerin dibine sokacaksın ki o insan yerle bir olacak. O insanın psikolojisini bozacaksın. Öncelikle bir insanın sözlerine psikolojisini boz. Onu bir güzel kafasına dağıt. Ondan sonra döv. Şuna bak ya dövme taktiği ver. Ayıp, ayıp, ayıp. Semih'e halay çektir. Semih şu an yayında mı bilmiyorum. Güzel bir sohbetti. Aşklar yaparız sürekli. Ben biraz dinleneyim. Sonra tekrar açarım. Olur mu? Aşkım Mine yapma Mine. Mine aşkım sana şöyle diyeyim. Ben liseye başladığımda lisenin ilk günü bak. Böyle evimden çok uzakta bir yerde böyle. Lisedeyim ama lisedeki çevrem şey gibi düşün. Mesela İstanbul'da tarla başını düşünün. Mesela İstanbul'da bağcıları falan düşünün. Direkt tarla başında. İstanbul'da mesela tarla başını düşünün. Okulum öyle bir yerdeydi mesela İzmir'de. Öyle şey bir yerde uyuşturucuların döndüğü olsun. Sonra kavgaların böyle kekoların dolu olduğu bir şey oldu. Okulun ilk günü erkek dövdü.